Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir İyi Pizza Güzel Pizza bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. İyi Pizza Güzel Pizza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki İyi Pizza Güzel Pizza bölümünde oyunun 5. haftasının sonuna kadar gelmiştik. Ben biraz ekstradan fazladan elmas biriktirdim. Hamsiyi falan zaten açmıştık. Onun dışında kepek hamurunu açmıştık. Pastırma jambonu falan zaten bünyemize katmıştık. Ve aynı zamanda bunların asistanlarını da açmıştım. Artık çok rahat bir şekilde yine dediğim gibi pizzalarımızı falan yapabiliyoruz. Aynı zamanda paramı falan biraz harcadım. Çünkü dekorasyonlarda yeni ürünler aldım. Yeni eşyalar aldım. Bunları az sonra göreceksiniz zaten. Önce girişimizi yapalım. Ardından kaldığımız yere tam gaz devam edelim. Daha fazla iyi pizza, güzel pizza videoların gelmesini istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca bir beni bırakmayı, kanalımıza da aboneyseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz 36. günden. Let's go. Bekleyiş sona erdi. Kepek Fest tam buğdayın güzelliğini gluten intoleranslı insanlara getiriyor. Bu gece odun ateşinde soğanlar, kötü ağız kokusundan gözyaşlarına, sevdiğimiz cücükler için yaptıklarımız. Bir başka haberimizde uzmanlar az sosluların kehanetlerini yazdıkları parşömenlerin pizza yağı ile ıslak olmasından şikayetçi. Daha önce bildirilen pizzacı kısa bir atıştırmalık molasının ardından yeniden açıldı. Görünüşe göre elimizde hevesli bir fırıncı var. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Öyle demesinin sebebi bu arada sevgili arkadaşlar maalesef iade falan alması. Sana bir paketim var. İmzaya gerek yok. Tamam. Evet, artık altın sebbamız, altın kavanozumuz, altın vazomuz var. Orada keçi. Ne? Ne yapayım? Ne yapayım ki ben şimdi? Sana düz kepek hamuru vereyim mi? Vereyim. Yani... Keçi sonuçta günün sonunda. Ne yapabilirim ki? Sana düz kepek veririm yani. Olması gereken bence. Pizzayı yemedi. Allah Allah. Bana bilgi ver o zaman. Sen bir keçisin. Anladın mı? Sen bir keçisin. Tekrardan vazomu suluyorum. Ne diyorsun? Kepekli bir peynirli pizza istiyormuş gibi görünüyor. Kepekli bir peynirli pizza. Yaklaşmışım. Yaklaşmışım en azından. Al buyur. Allah Allah, nereden bileyim ben ya? Falan mı diyeyim yani? İletişim mi kurayım? Tövbe tövbe. Neyse, evet, altın pizza kutumuz da var artık. Çok tatlı. Keçi arkasından bir kilo organik beyaz kepek bıraktı. Eyvallah reis, eyvallah. Evet, 3 nokta başa sağlık bu arada. Bana güveçte ton balığı yok ve kepekli peynirli pizza ne lazım? Yeşil sos istiyorum bunları. Tamam, kepekli peynirli pizza. Ve pesto sosuyla istiyorsun. Kepekli, tamam. Ve peynirli değil mi? Evet. Ekstra bir şey yok. Ekstra bir şey istemedi. Ton balığı yok ama hamsi koyabilirdim aslında. Olmaz mıydı? Neden olmasın? Neyse. Buyurun efendim. Kepek yemek iki başarısını aldık aynı zamanda. Gül Goncan için afiyet olsun. Diyete başladım. Yani kepekli pizza lütfen. İpucu ver. Tamam, peynir ve sos. Yani sormazsam olmazdı. Diyete başladım diyenlere düz o zaman normal domates soslu peynirli kepek pizzası vereceğiz. Tamam, güzel. Yavaştan oyun daha da açılıyor. Daha ananası açmadık bu arada. Daha ananas var. Her zerresine aşık oldum. Afiyet olsun. Çok güzel oldu bu arada tezgahımız. Peki, kepek ve sosu için buradayım. Ekstra çıtır olsun. Tamam. Peki. Kepek ve sos. Dede. Kepek ve sos dedi. Ekstra çıtır olsun dedi bir daha. O zaman peynir yok. O zaman peynir yok. Benim anladığım bu. Umarım iade kesilmez. Böyle kapkara oluyor bu arada. Bu ne ya? Bu ne abi böyle? Neyse. Hayatım pizzayla değişecek. Güzel. Peynir istemedi gördüğünüz gibi. Güzel. Peynir ve kepek getir bebek. Yani kepek ve peynir lütfen. Tamam, sana da aynısından o zaman. Ne olur ne olmaz sordum ama. Kepek ve peynir diyorsun. O zaman sos yok. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bizim hafızamız da bir yere kadar çalışıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ha, bu arada altın kesicimiz de var. O belki çok fark etmemişsinizdir ama. Altın. Altın benim için değerli. Lifle beni pakize. He? Sadece kepekli ekmek. Ha, lifle beni, tamam. Unutuyorum arkadaşlar. Unutuyorum. Ama müşteri memnuniyeti zaten has safhada. Yani çok yüksek seviyede zaten. O yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. %80 oluyor yani bir kere sorsam da. Yüksek yani. Ateş üfleyen de bir
Kaplumbağa tarafından kaçılsaydı her mantar dolu şato yarar ve onu bulurdum. Güzel iltifatlar, güzel iltifatlar. Özel ders için buradayım. Bana matematik ödevim için 4 pizzanın 1 bölü 2'si gerek. Yani 4 sucuklu pizzanın 1 bölü 2'si. He? 4 sucuklu pizzanın 1 bölü 2'si. Yani 2 tane mi sucuklu pizza istiyorsun? Bakalım bir deneyelim şansımızı. Ya bana böyle matematiksel şeylerle gelme ya. Bana böyle matematiksel şeylerle gelme. Yani 1 bölü 2 diyor. Ne bileyim. Evet 2. Bu arada 6 kaplama çok güzel. Oldu inşallah. Evet. Önemli peki alacağım. Tamam güzel. 2 pizza 4 kenar hani oradan. Zaten buğday tarlası üzerinde de hamsi kaplaması. Tamam. Buğday dediğine göre zaten. Klasik. Kepek. Ve hamsi. Kolay. Allah'tan Oliver'ı anladık da çocuğu anladık da. Bize güzel not verir. Ekstra iyi geri dönüş almamızı sağlar. Ya of araya karıştı evet. Allah Allah. Toplumun baskısından bıktım farklı bir şeyler denemek istiyorum. Ay, biliyor musun? Sossuz peynirsiz bir tarafında sadece soğan diğer tarafında sadece sos olan bir pizza. Yani biraz farklı şeyler isteseniz olmaz mı? Hep aynı şeyi istiyorsun ya. Bu ne abi? Bu nasıl pizza? Sos yok. Peynir yok. Allah aşkına ne? Bu ne ya? Of gerçekten altın beni bayağı cezbediyor. Çöp kutusunu falan da altın yapacaktım da zamanım yetmedi maalesef. Kepekli, yarı jambon ve peynir. 8 dilimli olsun ama. Kepekli, yarı jambon ve peynir olacak şeklinde. Şekilde. Yarısında jambon ve peynir. O zaman şöyle. Jambon ve peynir. Bu şekilde o zaman. Değil mi? Ve 8 dilim olacak. Onu zaten otomatik yapıyoruz. Mesela fırın altın. Dediğim gibi pizza kutusu altın. Buraları da altın yapacaktım ama maalesef yapamadım. Tekrar altın teklifi geldiğinde. Yani komple esnafı, dükkanı komple altın yapacağım. Pizza için rica ederim bu arada. Ne istiyorsun ablacığım? İpucu verir misin lütfen? Sucuklu mu pizza istiyorsun yine? Mantarlı ve sucuklu. Tamam. Yani ipucu istemek zorundayım arkadaş. İşaretliğinden anlamıyorum. Ne yapayım ben ya? İşaretliğinden anlamıyorum. Anlayanlar yardımcı olurlarsa ama yorumlar kısmına yazarlarsa güzel olur. İşaretleri bilen arkadaşları da görmek güzel olur. Buyurun. Teşekkürler. 3.31 dolar için. Kepekli, soğan ve reyhan mükemmel takım. Reyhan ne oluyor abi? Ha, tamam fesleğen. Ama ben ipucu istiyorum. Tamam. Peynir, soğan, fesleğen ve sos. Bir de kepek hamuru mu? Evet, kepekli hamur. Sos, peynir, fesleğen ve ekstra bir denenin soğan dedim, fesleğen dedim. Tamam. Tamam okey. Müşteri memnuniyeti %65 olur arkadaşlar merak etmeyin ya. Yani müşteriler mutlu olduğu sürece çok da bir önemi yok. Hadi %60 olsun hadi. Biraz hızlı düşüyor. Bu kadar hızlı düşeceğini düşünmemiştim. Tamam %64. Sen nasıl bir güzelsin bu şahane pizzacı teşekkür ederim. Rica ederim ben de bu güzel olumlu iltifatlarınız için. Peynirli kepek 2 dilim. Hemen. Yani 2 dilim olması biraz değişik ama. En azından altın kesicimi tık kullanıyorum. Oğlum çok güzel gözüküyor bu arada ya. Keşke her yer altın olsa. Eyvallah teşekkürler. Teşekkürler. Biraz bol malzemeli isteyin de başım fazla olsun. Kepekli hamurda soğan ve fesleğen. Tamam. Soğan ve fesleğen. Az önce punk görünümlü bir tane kız istemiştim. Yani artık biraz dediğin gibi çeşitlilik be. Çeşitlilik ya. Vallahi bak çeşitlilik istiyorum ya. Farklı şeylerle gelen. Teşekkürler. Artık diyalogları daha hızlı geçeceğim bu arada. Kepekli ve etli pişir belki o da gelir. Bunların hepsi de pestosun üstünde olacak. Tamam. Kepekli. Ve pesto sosun içerisinde. Buyurun. Pastırma. Jambon ve hamsi. Tamamdır. Aa işte al sana güzel pizza ya. Hadi bakalım. Etli dediğine göre full et yani. Olması gereken. Buyurun efendim.
Evet. İşte ben bunu istiyorum ya. Bunu istiyorum ama şöyle müşteriler gelsin ya. Et severmiş, veganmış, vejetaryenmiş. Bana onları yolla ya. 97,5 dolar kar. Güzel. Aha ananas açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Malzemeler Derya 4 başarısı aldık aynı zamanda. Devam. Hop be. İşte bu pizza malzemesi kalp hastalığı, diyabet, obezite ve birkaç kanser türü riskini azaltıyor. Bugün odun ateşinde ananaslar. Tek yaptıkları pizzanızı nemlendirmek mi yoksa ağzınızdaki tatlı bir gün doğumu dilimi mi? Sponsorumuzdan bir söz. Şimdi Tahir Fırın Tamirini arayın. Ücretsiz fiyatlandırma kazanın. Daha önce belirlenen pizzacı kısa bir atıştırmalık molasının ardından yeniden açıldı. Görünüşe göre evimizde hevesli bir fırıncı var. Her nerede yaşanan ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Sonunda ananas geldi. İstediğim malzemeden bir süngere çok güzel ev olur. Yani ananas. Zaten direkt olarak hani bariz bir şekilde belli oluyor yani. Arkada Sünger Bob'un evi var ya. Sünger Bob'un evi var arkada yani. Oh be, sonunda ananas açtık. Başka malzeme gelecek mi acaba? Hani sanki burada iki tane daha bonus malzeme olacakmış gibi bir hype alıyorum. Yani boş ya şurası. Ondan dolayı. Ve dördüncü bir slot olacak mı? Sanmıyorum dördüncü slot olacağını. Çünkü ben maksimum 3 gördüm etkinlikte de. O kadar seyrek ki onunla paylaşmak için pizza da alacağım. Bekleriz, bekleriz. Kimseye söyleme ananaslı pizza istiyorum. İki kere fırında. Tam da niye söylemeyeyim ki? Ananas lan bu. Güzel ya, ananas çok güzel malzeme oluyor bu arada pizzanın arasına. O güzel peynirin arasına o kadar iyi gidiyor ki. Üf. Ananaslı pizza yiyebiliyorsanız yiyin arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. İster et sever olsun, ister vegan falan olsun hani. Vejetaryen daha doğrusu. Ananas her şekilde güzel gidiyor arkadaşlar. Buyurun. Güzel. Eyvallah. Bakalım ne diyeceksin? Yeni bir şeyler denemeye geldi. Bir pestolu, hamsili ve ananaslı pizza. Ha şöyle ya. Pestolu. Başka ne dedin ablacığım? Hamsili ve ananaslı. Olur. Olur hemen. Zaten ananastan sonra hamsi yer alıyor. Hakikaten bayağı değişik bu arada. Ananasın yanına hamsi. Bu arada ikidir. Heh, şunu bir şey yap ya. Sürekli fırının ortasına koyuyorum. Vakit kaybediyorum bu arada. 3 saniye 4 saniye. Buyurun. Hayatta hiçbir yemeğe pizza kadar bir teşekkür olmadım. Eyvallah. Tatlı tuzlu ananaslı ve zeytinin pizza lütfen. Tatlı tuzlu derken bu arada. Üstünde ananas ve zeytin. Peynir, zeytin, ananas ve sos. Tamam. Emin olmak için sordum. Ananas ve zeytin. Önce zeytin ekleyelim, sonra ananas ekleyelim. Çok hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde. Biraz müşteri memnuniyeti düştü evet ama yapacak bir şey yok. Kusura bakmayacaksınız. %66 iyidir. 10 üzerinden 10. Eyvallah. Pay chart'ta durumlar ne? Matematikten tam not aldım. Güzel. Full 5 yıldız gidiyoruz. Ananas tarif açıldı. Yarı tuzlu enerji, yarı meyveli et ama o. Yarısı zeytin hamsi, diğer yarısında biber, ananas, ya ipucu ver. Yarısında peynir, zeytin, hamsiler ve sos. Tamam, önce bunu şey yapalım. Peynir, zeytin, bir dakika bakıyorum abi. Zeytin, hamsi. Tamam. Hamsi koyuyoruz bir de. Diğer yarısında ise peynir yine. Sucuk, sosis, zeytin, pastırma. Tamam. Peynir, sucuk, sosis, pastırma, jambon da var. Jambon da var. Bir de ananas var. Çok değişik bir tarif gerçekten. Buyurun efendim. Ama bibersiz. Zaten biber koymadım. İpucu istemeseydim yapamazdım arkadaşlar. Çok uğraştırıyor gerçekten. Çok uğraştırıyor. Buyurun. İyi iş. Müşteri memnuniyeti az olduğu için başlarız geldi. Ananas ve dolma biberli pizza lütfen. Bir de kahve kadar kara olsun. Hı. Ananaslı. Hızlı bir şekilde. Bir de dolma biberli mi istedin ablacığım sen? Bir de dolma biberli mi istemişten? Evet, dolma biberli. Hemen. Kalbi kadar kara. Aga be, nasıl terk edildiyse artık ya da nasıl ayrıldıysa. Neyse, orası bizi ilgilendirmiyor. Bu arada hiç kepekli isteyen çıkmadı şu ana kadar.
Şu ünlem işaretini kaldıralım bu arada. Evet, ananaslı yaşlık, tuzlu denizci. Buradan bakarız olmadı zaten ya. Yeşil rüya, kokuşmuş yorga falan. Kokuşmuş yorgayı biliyoruz. Margarita'yı biliyoruz. Başka ne vardı? Pepperoni. Aynı zamanda pepperoni'yi de biliyoruz. İki kere fırınladım inşallah. Evet. Harika iş, tam da istediğim gibi. Sağ olun. Ece kuzunun genelde et yediririm. Bir et sever pizza alabilir miyim? Deniz ürünü olmadan. Tamam, et sever. Bu arada bu adamı Cala Bayram etkinliğinden hatırlıyorum. Hemen et sever. Keşke ananaslı et severe girse. o kadar güzel bir pizza yani. Ekstra bir şey yok. Güzel başlayacağım alacağım bayağı bu arada. %85'in üstünde müşteri memnuniyetiyle bayağı sağlam baş gömerim. 5,5 dolar gömerim herhalde. Evet, aynen öyle. Hızlı hızlı atıyordu, yemeği bekleyemiyordum. Enişteden ölmeme az kalmıştı. Evet, yeni bir kişiyi açtık bu arada. Bakın gördüğünüz gibi tam da ortada bir de. Edgar Allan Poe. Evet, şu anda 7 kişiden 3'ünü tamamladık. Portrenin 7 3'üsünü yaptık. Süslü püslü pizza. Büyük dilimden istiyorum ama 4'e böl. Süslü püslü. Her şeyden istiyor yani. Süslü püslü, süslü püslü. Ortaya koyacağım bu arada ki rahat rahat bütün malzemeleri koyayım. Ananası en son çünkü asistanı yok. Herhalde asistanı bugün bitiminde alamayacağız. Yani ikinci bir gün daha bitirdiğimizde. Yani 38. günü tamamladığımızda alacağız sanırım. İnşallah hemen gelir de asistan. Rahat rahat. Cillop gibi yaparım bütün pizzaları. Kelimeler kifayetsiz, şahane pizza. Evet ve 10 dolar yakın bahşiş aldık. Bahşiş ekoru. Ama midem eti ve peyniri hiç tahammül edemiyor. Tamam. Tamam. O zaman sana bir ete tahammül edemiyordun. Bir dakika. Fesleğen koyduk, ananas koyacağız bir daha. Ya kısacası vegan istiyorsun ya ama başka bu arada eklemem gereken bir şey var mı? Seri bir şekilde kontrol ediyorum ya, yok. İki kere fırından geçirmiyoruz. Buyurun efendim. Buyurun. Güzel baş bekliyorum yine. Kuluçkadan çıkan bir meyve. Güzel güzel. 4,74. İyi, güzel. O denizin altındaki ananası yemek istiyorum. Çok pişmiş olursa sevinirim. Tamam. SpongeBob'un şarkısını unuttum bu arada. Denizin altında bir ananas da yaşar. Sünger Bob, kare pantolon. Tamam yeter. Bir de çok pişmiş olacak. Evet, çok pişmiş bir ananas. Buyurun efendim, hemen getiriyorum. Bu arada bir sipariş daha alsam güzel olurdu be. Bir sipariş daha yetişir mi be? Hadi lan, hadi ne olur, hadi. Buyurun. Hamsi mi? Hangi tarafta olduğunu önemli değil. Ananaslı pizza istiyorum. Bu arada hamsi koymadım. Yalan söylüyorum. Hamsi koymadım. Sırf iade kesmek için. Bahane. Ananaslı dedin, ananaslı verdim. Bu kadar hamsine gerek falan bir şeyler dedi orada. Belki de niye hamsi yok demişti de hamsi demedim. Nasıl yaparsam bu kadar mükemmel pizzayı. Sosla verin diye de başarı geldi. Bu kim lan? Gün doğumundan önceydi de efendim, soğumuştum alamadan tadının, neşenin, gözyaşının, öfkenin, kederin ya da tatlının sevgisinin ne? Yaşamadan öldüm. Peki. Farklı bir müşteri değil mi ziyaretçimiz oldu? Hayır, o iadeyi kabul etmiyorum bu arada. Sırf seriyi bozmak için. Fırını tahmin et. Böcek spreyini de bas. Evet, asistanı da aldık. Güzel. Hayırlı olsun. Evet, 37. gün. 38 pardon. Ekibimiz dünyada pizza hakkındaki her haberin peşindeyken sponsorlarımıza bir söz verelim derken sponsor yok. Harika puan. Kazançlı. Böyle devam. Teşekkürler. Bir vejetaryen pizza sipariş vermek istiyorum. Ya da iki tane olsun. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi vejetaryen de ananas da var mı? Evet var. O zaman hemen. Hemen hocam. Zeytin koymadı buraya. Tamam. Onun dışında ananas. Fesleğen. Ve pastırma.
Pastırma değil. Patlıcan. Lütfen. Arada ufak tefek karışıklıklar olabilir. Bu arada 38. gündeyiz. Par chart'ta bu arada. Evet. 5 yıldız gidiyoruz. Şurada bir tane 4 var ama yine de 5 sayılır. Onun dışında her şey 5 yıldız arkadaşlar. Harika performans. Harika performans. Bu arada reklam izlemedim henüz. Videonun sonunda reklam izleyeceğim. Artık öyle bir karar aldım. Böylece videonun istikrarı bozulmayacak. Ve başarıları da aynı zamanda videonun sonunda toplayacağız zaten. O yüzden bence güzel bir karar. Galip maçlarını çalın. Mükemmel pizzayı buldum. 11 dolar rekor. Nice. 2 Hawaii pizzası alabilir miyim? Ama ikisinde sadece yarısına ananas koy. Hepsine de pesto sos koy lütfen. İkisinin de sadece yarısına ananas koyacağız. Hepsine de pesto sos. Tamam. 2 tane Hawaii. Bir tarafında sadece ananas. Bir dakika, bir dakika. Pesto sosu mu istiyordun ablacığım? Evet, pesto sos. Özür dilerim, özür dilerim. Tamam, şimdi oldu. Hamur parası boşa gitti. 2 dolar kaybettik. Şöyle ben ekstra bir hamur çıkartayım. Evet, 2 dolar. Bu nasıl bir pizza ya? Bu nasıl bir pizza abi? Neyse, Hawaii pizzanız hazır. Ne? 21 dolar girdi bana. Vegan pizza istiyorum ama fesleğensiz. Tamam. Evet, zaten tam da zamanında da hamur almıştım. Fesleğen yok. 21 dolar iade aldı kadın ya. Şaka mı yapıyorsun ya? Hawaii dedin, ananas dedin. Bir tarafında olacak sadece diye. Allah Allah. Hawaii tarifini de açamadık, iyi mi? Neyse. İpucu alacağım bir dahaki sefere. Senin kadar güzel. Eyvallah. Tam 5 dolar. Hawaii pizza zaten kendisi bir entrika. Peki bunun üstüne bir de pesto soslu Hawaii pizzasına ne dersin? Tohuma karşı bana pestolu, ananaslı ve jambonlu. Jambon varmış. Ne bileyim ben? Ne bileyim hocam? Allah Allah. Ananas ve jambon varmış. Ya ben nereden bileyim? Hawaii pizzasını ben hiç yani nasıl yapıldığını duymadım yani. Allah Allah. Mecbur ipucu istedim. Jambon olacak dese tamam ya. 21 dolar gitti bu yüzden ya. 3 tane daha iste vereyim abi. Vallahi vereyim. Hiç sıkıntı yok. Ananaslı pizza istiyorum. Aga ne var şu ananasta ya? Hani ne sakınca var? Buyurun efendim. Bence ananaslı pizza gayet güzel bir pizza. Ama düz ananaslı yemek istemezdim. Yanında kesinlikle ek malzemeler isterdim. Mısır falan güzel olurdu mesela fazlasıyla ananasa. Buyurun. Annemle tanıştıracağım. Muhakkak beklerim. Mantar, hamsi ve ananas birlikte ne garip olur. Deneyeceğim ama. Tamam. Mantar, hamsi, ananas. Değil mi? Doğru mu? Evet. Değişik. Evet. Madem denemek istiyorsunuz. Denemesi bedava zaten. Tabii ki seve seve size hazırlığa veririm. Bu arada pay chart'ı işlemedi değil mi bu? Oh tamam. Çok koyar yoksa. Rica ederim. Yine bekleriz. Matematik bizden bugün ve benim acil fraksiyon öğrenmen gerek. İki pizzanın 1/4'ü fesleğenli, 3/4'ünde hamsili olmasını istiyorum. Ya iki pizzanın 1/4'ü fesleğenli, 3/4'ünün hamsili olmasını istiyorum. Tamam. İki pizzanın 1/4'ü. Yani birinde bir tanesinin bir tarafında fesleğen ve diğer bütün taraflarında da hamsi olmasını istiyor. Bakın göstereyim şimdi size. Göstereyim şimdi size arkadaşlar. Şimdi fesleğen 1/4'ünde ve hamsi. Hamsi de 3/4 olduğuna göre böyle. Evet. Kolaydı. Kolaydı. Eforsuz. Matematik sınavından da yüksek alsın ki bize de ekstra reklam olsun. Kolaydı. Kolaydı. Eforsuz. Buyurun. Yes. Vezeren peki alacağım. Ekstra vahşiş. Let's go. Laktoz itirazım var ama diğer her şeyi severim. İki kere fırından geçer. Peynir yoktu değil mi? Aynen. Ne olur ne olmaz sordum. Öf var ya iyi vahşiş alacağım buradan ha. Ama biraz daha hızlı olursam. Öf. Çocuğun elinde nasıl 30 dolar var ya bu arada? 30 dolar ya. 30.
30 dolar şu ana 850 lira falan yapıyor. Kız. Aa, bir daha fırından geçer. Oh. Allah'tan var ya, tekrar fırından geçirebiliyoruz. Yoksa ayvayı yemiştik. %79. Keşke 80'de kalsaydı. Buyurun. Bayağı iyi. Teşekkürler. Bir ananaslı pizza istiyorum. Acele et. Tamam. Yani. Ne bu tantana ya? Ne bu tantana? Acele etme. Git kendin yap lan o zaman. Neyse, güzel başlı verdiği sürece sıkıntı yok. Acele et diyor bir de ya. Manyak. Şu müşteri memnuniyetini daha yüksek tutabilmek için bir upgrade istiyorum ya. Ne olur gelsin. Etkilendim. Teşekkürler. Yarı etli, yarı vejetaryen pizza. Tamam. Yarısında et. Ay, mantar koydum yanlışlıkla. Al geri. Yarısı da vejetaryen. Yani geri kalan malzemelerin hepsi. Buyurun. Gayet de güzel bir pizza oldu. Fırından geçiyor muyuz ekstra? Yok. Fırından geçemeden dümdüz kesip verebiliyor muyuz ya? Denemedim. Denemek istemiyorum ama. Yorumlar kısmına yazarsanız. Merak edenler, yapmış olanlar varsa. Teşekkürler. Sağ olun. Ananaslı ve dolma biberli pizza lütfen. Tabii ki. Tabii ki. Hemen. Ananaslı ve dolma biberli. Bu arada sipariş reklamları izliyor olacağım. Ve başarıları topluyor olacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Videoyu durduracağım yani şimdi. Videoyu tam olarak şu anda hemen verdiğim gibi durduracağım. Kaldığımız yerden tam gaz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Reklamları, sponsorları izledikten sonra. Evet sevgili arkadaşlar, maalesef internet bağlantısı koptuğu için derken o. Oh. Evet sevgili arkadaşlar, bir an reklam gelmeyecek sandım. Şansımı biraz daha deneyince aniden reklam girdi ve videoyu durdurdum. Kusura bakmayın. Artık yavaştan bölümü bitireceğiz. Önce bir başarıları toplayalım. Kepek kayasında geçtik. Flörtlere de yardım ettik bu arada. Aynı zamanda 5000 pizza fonu, 5000 para kazandık yani. 12 malzeme açtık. 50 kepek hamuru hazırladık. Fesleğen de koyduk 50 pizzaya. 10 dekoroya sağladık. 100 pizzaya patlıcan koyduk. 6 kutuyu aktifleştirdik. Şu anda ilerlemenin 66'sını ve diğerin 27'sini, son olarak da hikayenin 21'de 7'sini tamamladık şu anda. Bakalım başımıza daha neler neler gelecek. Bu arada sos talebesi başarısından da bir tane kaldı. Yani Oliver bir kez daha gelecek. Anladığım kadarıyla. Evet. Hanım silahımı getir. Benim aklım okuyor. Bir Transylvanya kontrol yakışı pizza yemek istiyorum. Sos kızı sucuk bordo pastırma gül rengi jambon. Tamam. Sos sucuk pastırma. Peynir var mı? Pastırma ve jambon. Peynir demedi, o yüzden peynir koymuyorum. Umarım pişman olmam. Bu arada bölüm iyi para kastık ha. Yani ananas almamıza rağmen güzel para topladık gerçekten. Bakalım sıradaki bölüm ne kadar paraya sahip olacağız. Buyurun. Bir ısırık almak için geri geleceğim. Pizzadan. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah vampir abi. Eyvallah. Evet, 38. günü de an itibariyle kapattık. Bugün çok sağlam kar yaptık. 126,5 dolar neredeyse. Ve ananaslı sınavı gelecek sıradaki günde. Ya da ondan sonraki gün. Her neyse, bu bölümlük benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz, destek amaçlı bir benim Rabbim kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın yapmasından da başka gösterilerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.